itiraf edeyim mi? Vallahi korktum. Çok istiyorduk Cemil Bey gelsin. Gizem hazırladı. Ben eyvah dedim, korkuyorum. Sonra tanıştık. Ne kadar çok size aşık oluyorlardır. Ne kadar çok aşık. Çünkü o gözlere düşmemek, hani aşka düşmek değil, sizin gözünüze düşmek var. Yani bilmiyorum ama hakikaten yani mesela çok sevildiğimi görüyorum. Hı-hı. Aşık olunduğumu da görüyorum. Ama bana sorarsanız ben niye aşık oluyorlar, niye bu kadar seviyorlar onu bilmiyorum. Çünkü ya ben bir sürü şeyi esasında hayatımda adlandıramıyorum. Mesela ünlü. Ben kendimi ünlü hissetmiyorum. Şöhret. Ben kendimi şöhret hissetmiyorum. Ben işte sen çok iyi bir insansın. Hayır, o kadar iyi bir insan olduğumu da hissetmiyorum. Düşünmüyorum. Farklısın. Orada böyle bir duruyorum. Yani farklıyım. Neye göre farklıyım? Çünkü herkes farklı. Benim farklılığım ne? Orada da duruyorum. Ama bunlardan mutlu musun? Evet, çok mutluyum. Yani benim gibi geveze, benim gibi meraklı, benim gibi hayatta hakikaten aşkı bir defa yaşadım ama hayata ve varoluşa aşık çok az insan olduğunu zannediyorum. Varoluşa aşığı, var edene aşığı ve onun içinde o şöhret ve ünlü olmuşsam hayatımda bana karmamdan bu gelişimde bir lütuf olduğunu düşünüyorum. Çünkü öbür türlü insanlar bana yanaşmayacaktı belki. O da. Şimdi şu anda artık Cemil Bey demiyorlar, Cemil abi demiyorlar, Cemil amca, Cemil diyorlar da orada. Yani bakıyorsun 8 yaşında çocuk da Cemil geçiyor diyor. 60 yaşında insan da Cemil geçiyor diyor ve böyle hiç hesapsız kitapsız geliyor. Bir kere öpebilir miyim? Sarılabilir miyim? Yani sanki akrabası, çok yakınıymışım, hı-hı, gibi. Bu da benim gibi sevgi ön planda olan bir insan için çok önemli. Yani aslında herhalde benim olmamam gereken bir şey esasında ama muazzam bir sevgi arsızlığım var. Çünkü ailemin içinde... Rahmetli babacığım toprağını sevsin, annem toprağını sevsin. En sevilen evlat bendim. Ablacığım benim için delirir. Erkek kardeşim benim için delirir. Ailemde de öyle, arkadaşlarımda da öyle. Yani hani sevgisiz büyümüş bir çocuk da değilim. Ama sevilmeye doymuyorum. Doymuyorum. Yani ne sevmeye doyuyorum, ne sevilmeye doyuyorum. Ve ben mesela Yaradan'ı tarif ettikleri zaman Allah'ı, Rabbil Alemin'i adını hep sevgi koymuşumdur. Herhalde onu buluyorum sevgilerde. Aşık olanlar zannetmiyorum fiziksel aşık olanları da vardır belki fiziksel aşık olanları da. Her türlü aşık. Aşık vardır. Ama yani daha çok böyle bir ruhani, manevi aşık olduklarını zannediyorum. Bazen o kadar komik ki Instagram'da, çünkü kendim Instagram'da buradan da söylemem gerekiyor. Hepinize söylüyorum, asistanım idare etmiyor. Bütün gün elimde o, bütün gün yazdıklarınızı okuyorum tek tek. Hepinize kalp gönderiyorum, cevap verebilecek olanlara cevap veriyorum. İşte binlerce insanla gün içinde iletişimdeyim. Şimdi öyle yazılar geliyor, öyle sözler geliyor, öyle laflar geliyor ki bilhassa hanımlardan. Bir ara duruyorum, düşünüyorum çünkü ben psikolog değilim, psikiyat değilim, bir hayat koçu değilim. Ama orada birdenbire söylemek mecburiyetine kalıyorsun. Yani işte tavsiyeler, onlar, bunlar... mutlu ediyor mu? Evet ediyor. Hayattan sıkıldın mı? Hayır, sıkılmadım.
Yaptıklarından pişman mısın? Hayır değilim. Bir daha Cemil olup dünyaya gelsem bu yaşıma kadar gene aynılarını yapardım. Çok yaşamak istiyor musun? Evet, çok yaşamak istiyorum. Hatta dualarımda diyorum ki Allah'ım, gitmek isteyenlerin dosyasını üste al, benimkini alta koy. Çünkü ben senin tarif ettiğin cenneti bu dünyada buldum. Çocukluğumdan beri. Akan sular, güzelim o deniz, doğan güneş, batan güneş, doğan ay, o çiçekler, o güzelim hayvan dediğimiz canlılar, cennet daha ne olabilir bakan göze göre? Onun için de mutluyum ama böyle bir tuhaf da böyle bir mutsuz olma tarafım da var. Onu birazdan bir konuşalım. Reklamlar. Herhalde diyorum Hürrem'le Köstem'in karışmış ruhunu reenkarne olmuş haliyim. Ben bağırdığım zaman korkmayın ama sustuğum zaman korkmayın. Bugüne kadarki en acımasız cezalandırma yönteminiz ne oldu kendinize göre? Zannediyorum insanların çoğu beni hakikaten çok saf ve aptal zannediyor. Ben piske yemedim ve çok şımarık bir çocuk olarak büyüdüm. Çok uğraşıldım. Yani öyle az buz uğraşılmadı. Hakkınızın yendiğini iş anlamında ya da karşılık Hayır, anlamında... Hayır, almadım. Çok katıklıyım. Dualite olmazsa olmaz. Yani o mutlu olma tarafını ne kadar geliştirirseniz geliştirin. Bir tarafınızda da mutsuz olma durumu hali olmak durumunda değil mi? Evet, yani o denge mi yapıyor? Ya da ben çok fazla duygusalım da ondan dolayı mı? Yani mesela insanların mutsuz olması benim sanki mutsuz olduğum kadar canımı acıtıyor. Çocuklara çok düşkünüm. Yaşlara da çok düşkünüm. Geçen gün mesela balık pazarındaydık. İki tane Suriyeli minicik çocuk. Nasıl tatlılar anlatmam sana mümkün değil. Yani böyle pufuduk tavşan gibi iki tane çocuk. Para istiyorlar. Fakat para isterken de bir taraftan da tabii komiklik eğleniyorlar. Biri 5 yaşında, biri 6 yaşında. Şöyle baktım, neresin Suriyeli? Baktım, yani bir çocuğun Suriyelisi, Türk'ü, Arap'ı, Amerikalısı olamaz. Çocuk çocuk. İnsanın da olamaz ki, büyüğün İnsanın de olamaz. Da olamaz fakat sonradan bizi değiştiriyorlar. Hı-hı. İşte yok ırklarla, yok dinlerle, yok onlarla değiştiriyor. Şimdi baktım o çocuğu al oradan, götür Amerika'da yetiştir, Amerikalı olacak. Afrika'ya götür, Afrikalı olacak. Yani... Bütün pürlüğüyle, saflığıyla bakarken ve onu o halde görmek, mesela o gece çok rahat yemek yedim diyemem, yani içim acıdı. Bu olumsuz tarafınız değil aslında. Bu da yine çok duyarlı olduğunuz, empati kurabildiğiniz bir tarafınız. Yani evet. Kusur aramanız gerekirse ki siz arıyorsunuzdur bence kesinlikle. Evet. Ne buluyorsunuz kendinizde? Şu tarafım kusurlu dediniz. Ne var? Şu tarafım kusurlu. Bazen bazı şeyleri çok fazla uzatıyorum. İnatçılık gibi mi? Ya inatçılık da demeyeyim. Yani mesela yani olmuş bitmiş. Artık yani hani geri dönüşü yok. Çaresi de yok. Artık onu düşünmenin lüzumu da yok. Bazen dozunu kaçırıyorum. Yani onu orada bırakacağıma böyle bir hafta, 10 gün, bir ay daha beynimde, söylevlerimde devam ettiriyorum. Yani o tarafımı çok sevmiyorum. Yani nerede tam anlamıyla kesmem gerektiğini daha öğrenmiş değilim. Ama bu biraz sizin geçmişinize bağlılığınızı da gösteren bir şey aslında. Yani çok, geçmişinizden hiçbir şekilde kopmadınız ki. Hay. Tam tersine her saniye hiç yaşımı düşünmeden her saniye hala 5 yaşındaki, 7 yaşındaki gibi, ki ailemin 1/4'ünü kaybettim artık, yani yoklar, halamlar, dayımlar.
Fakat hala onlar benle yaşıyor. Hala aynı örf adetlerdeyim. Hala aynı şeyleri yaşıyorum. Bu ve bunu yaşamak beni çok mutlu ediyor. Bu ilginç. Bir taraftan çok anlaşılabilir. O 5 yaşındaki Cemil'in hesapsızca, karşılıksızca sevilmesi her koşulda. Evet, bu çok anlaşılabilir. Bu hepimiz için geçerli olabilir. Ama diğer taraftan da geçmişinizi okurken de, yani şöyle bir şey yok mu sizde? Hep o adap içinde büyümüşsünüz. Evet. Dilinizde, tavırlarınızda, oturmanızda, kalkmanızda, görgünüzde. Hep o adabın, yani o yaşama biçiminin izleri var. Ama bu sizi o kurallar içinde, o kuralları, çünkü kararlı bir biri olarak yaşamışsınız hep. O kuralları delmişsiniz ama hep arkadan dolanıp puan da alarak delmişsiniz. Yani bu sizi aslında bir şekilde hin, kelimeme takılmayın lütfen, hin de yapmış. O kuralları, o adabı bozmadan kendi hayatınızda yaşayabilme lüksü sizin çocukluğunuz için çok kolay bir şey değil. Hayır. Şimdi bunu yapmışsınız. Yani bu araları, o şeyleri, zaafları bilerek o çok güzel o boşluklardan geçmişsiniz. Yani esasında ben kendime şey diyorum, çok gülüyorlar arkadaşlarım da. Herhalde diyorum Hürrem Nekirsem'in karışmış ruhunun reenkarni olmuş haliyim. Esasına bakmayın, yani bazı insanlar beni çok saf görür. Entrikacı mısınız? Esasında beni çok saf görürler ve en büyük yanılgıya orada uğrarlar. Çünkü hayatımda her şey oldum ama saf hiç olmadım. Yani ben bağırdığım zaman korkmayın. Ama sustuğum zaman kork. Ayağıma muz kabuğu koyanların çok sessizce yerden alıp onların ayağının altına koydum. Yani... Bugün de yapar mısınız onu? O muz kabuğunu yine koyar mısınız hala aynı şekilde? Yoksa aman deyip geçer misiniz? Hala yapıyorum. Yani sen benim ayağımın altına muz kabuğu koymuşsan, ben düzgün gidiyorum. Kimseye de bir zararım yok. Ama sen benim ayağıma muz kabuğunu koymuşsun. E kardeşim, niye koyuyorsun muz kabuğunu ayağıma? O zaman o muz kabuğunu alır, senin ayağına koyarım. Sen düşersin. Yani bugün bu yaşımda da aynı şey. Onun için diyorum ki yani... hatta bazen bir yerde yazmışım onu. Beni Cemil'i pekçi dostlarım değil, düşmanlarım yaptı diye. Çünkü bana ayağıma bastığınız dakika ya da vurduğunuz dakika top gibi 2 metre daha zıplarım yukarıya. Size yapılanla da cezalandırıyorsunuz aslında. Evet, var ettiler. Yani onlar beni yok etmeye kalkarken bir sürü insan... Kendi çevremden, iş muhitimden esasına var ettiler. Onun için onlara çok müteşekkirim. Yani çünkü dünyada en komik ve en eğlendiğim şey aptal düşmandır. Akıllı düşmanlarımı çok severim. Çünkü onlarla böyle Fransızca hani bir laf vardır, à la couvre diye, hani kralın olduğu yerin arkasında, sütunların arkasında politika yapılırmış. Akıllı düşmanlarımla çok güzel beyin jimnastiği yaparım. Ama aptal düşmanlar zaten yani şöyle bir şeyle gidiyorlar. Hep derim yani dokunmayın. Dokunmayın yani. Dokunduğunuz zaman ben zararlı çıkmayacağım. İlahi adalete inanıyor musunuz? İnanıyorum. Tabii bütün bunları yaparken de mesela dualarımla onunla yaparken mesela beddua hiç etme. Kimsenin hele beddua ederken hani böyle ölsün, hastalansın diye düşmanıma bile etmem katiyen. Yani çünkü bu bumerang gibi bilgilere göre geri dönüş olduğunu biliyorum. Fakat bir evrende sistemin işlediğini de görüyorum. Yani siz bir şey yapmışsanız, ben de onun önlemini almışsam, o size muhakkak geri dönüyor. Bugüne kadarki en acımasız cezalandırma yönteminiz ne oldu kendinize göre? Ne oldu? Bensizliğe mahkum etmek. Gitmek. Evet, yani beraber olduğum kişiye yapmıştım onu. Son 6 sene bir kere yüzümü gösterdim. Sonra vefat etti. Yani ne kavga ettim, ne gürültü ettim, ne hakaret ettim, ne entrika yaptım.
Ama fişimi çektim. Dünyada bence en güzel, acımasızca demeyelim ama intikam sahibi, ne diyersek adını koyalım, fişinizi çekmeniz. Susabiliyorsunuz o zaman. Evet. Muazzam da sabırlı bir tarafım var. Muazzam bir sabırlı tarafım var. Yani bu esasında insanları çok yanıltıyor. Çünkü çok veriyorum. Ve çok size yani maddi, manevi değer veriyorum, 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 veriyorum. Ve insanoğlu çok çabuk şişiyor. Sonra birdenbire fişlerimi çektiğim zaman tabii puf diye iniyorsunuz aşağı ve inanamıyorsunuz. Yani diyorsunuz ki bu kadar zamandan beri bana hani bunları yapan insan nasıl birden çekebilir? Çektiğim zaman da arkama hiç bakmıyorum. Yani o anda yolda düşse, başına bir şey gelse, hani elim bile uzatmam. Yani bu tarafım insanları çok yanıltıyor. Çünkü zannediyorum insanların çoğu beni hakikaten çok saf ve aptal zannediyor. Ya da işte çok böyle hani giyiniyorum, süsleniyorum, ediyorum, çok da konuşuyorum ya. Yani bu aptal ya, bu saf hani biz bunu nasıl olsa hallederiz diye zannediyorlar. Halledilen kendileri oluyor. Yani o tarafımı nasıl hala keşfetmediler? O tarafımı nasıl hala anlamadılar? Anlamam mümkün değil. Yani ben ne safım, ne aptalım. Belki sizin o verici tavırlarınız, onların kendilerini gördüğü aynada, dev aynasında kendilerini görmeleri şeklinde dönüştüğü için olabilir bütün bunlar. Yani kendilerini sizde görebildikleri için sizi göremiyor olabilirler. Göremiyorlar ve sonradan da tabii çok acı çekiyorlar. Yani bedelini ödedikleri zaman çok acı çekiyorlar. Çünkü hakikaten diyorum yani kendim için en söyleyemeyeceğim şey saf hiç değilim. Küçükken ceza yöntemi var mıydı ailede? Hani çok sevgi vardı, çok güzel bana büyüdünüz yoktu. Ama. Cezalandırılırlar mıydı bir şey yapan, bana söz yoktu. Dinlemeyen çocuklar? Bana yoktu. Ablamla erkek kardeşime vardı. Hı. Mesela onlar dayak bile yedi. Ben piske yemedim. Ve çok şımarık bir çocuk olarak büyütüldüm. Yani Cemil'in ağzından çıkan her şey bir emirdi. Annem için de, babam için de, babaannem için de, kardeşlerim için de. Neden ayrıştırıldınız diğerlerinden? Bilmiyorum. Hep babam derdi ki sen çok farklıydın. Farkınız neredeydi? Yani farkım nerede? Yani işte mesela 4 yaşında, 5 yaşında bir erkek kardeşim var benim. Gayet straight, norm bir çocuk. Yani futbol oynar. Red Kit bile okumaz. 10. sınıftan okulu bıraktı. Çok ama kendine göre bir felsefesi olan bir çocuk. Ablam öyle normal hani bir şey ama ben işte 5 yaşında ne bileyim güneşin batışında ağlarım. Hep hikayeleri dinlemek isterim. Resim yaparım, dikiş dikerim. Yani herhalde bir farklılığım vardı. Farklılığım vardı. Bir de insanların bana yaklaşırken babam annem dahil benim isteğim dışında bir şeye hayır demelerine müsaade etmedim. O nasıl baktıysam... Nasıl yapıyorsunuz onu? Nasıl tavrı koyduysam... Nasıl koyuyorsunuz? Var mı yani şu anda aklınızda? Yani nasıl tavrı koyduysam... Mesela demedi. Çünkü ben dadım büyüttü beni 15 yaşına kadar. Yani hani bunu buraya koyma. Tamam. Dediğinde ben çok iyi hatırlıyorum. Gözünün içine bakarak onu oraya koydum. Ama öyle bir koydum, öyle bir baktım ki... Eğer onu oradan alırsa onu paralayabilirim. Ne yaptı? Almadı, bir şey demedi. Diyemediler. Yani hayatım boyunca bir şey diyemediler. Çünkü ben isteklerimi ve tavırlarımı çok kesin koyarım. Bakarak mı? Bakarak, çok kesin, konuşarak da olsa çok kesin koyarım. Yani size kabul etme şansı bırakmam. Hipnotize ediyorsunuz bence insanları. Belki hipnotize. Evet. Belki de o çıkan elektrik, vücuttan çıkan elektrik, hepimiz enerjiyiz. Yani size benim istediğimin dışında bir şeyde siz katılmasanız bile onu durduramazsınız. Peki,
sezgileriniz çok güçlü. Yani bu çok hissediliyor. Evet. Bildiğim için söylemiyorum. Öyle olduğu çok belli. Bu sezgiler size, diyelim ki benimle tanıştınız 10. dakikasında. O güçlü sezgilerle. Benim zaaflarım, ruhumun aşağı yukarı nasıl bir şeyde olduğu örnek veriyorum. Görüyorsunuzdur, tahmin ediyorum. Burada kişilere göre değişen, yani bana bir şeyi aslında nasıl yaptırabileceğinizi de fark ediyorsunuz. Bunca yıllık deneyiminiz de var hayatla ilgili. Bu aslında kişiye göre de onun zaaflarını ve inceliklerini çözerek bu yolu da tercih ettiniz mi? Belki biraz bu da hillik olacak tırnak içinde ama bu yol aslında sizin kendiliğinden yarattığınız bir yol olabilir mi? Yani kendimden yarattığım bir yol, fakat en çok yaptığım şey tanıştığım insanlarla hakikaten çok çabuk çözerim. Orada bir hesaplaşma var. Çünkü tanıştığınız insanların bakıyorsunuz, evet yani şu bana göre değil. Bu bir müddet sonra bana kazık atabilir. Beni üzebilir. Ama onun yanında da böyle bir tatlı da bir şey var. Hani eğer hani bu insanına görüşürsem şöyle küçük de bir tatlı var. O tatlıyı da kaçırmak istemiyorum. Ve ona katlanıyorum. O tatlıyı yiyene kadar. Yedikten sonra? Tatlıyı yedikten sonra siliyorum. Cemil Bey, ama hep insanların negatiflerinden bahsediyorsunuz. Yani size verilecek, verilmesi olası ya da verilmiş zararlardan bahsediyorsunuz aslında. Evet, yani ama düşünün ki yani şimdi Cemil Pekçi olarak alırsanız, ben çok açık bir insanım ama insanlarımız da biliyor. Çok uğraşıldım. Evet. Yani öyle az buz uğraşılmadım. Bir de hayatında yani tabii ki insanlar bugün bakıyorum hiçbir şey demiyor ama ben 22 yaşına kadar çok zengin bir ailenin. Yani işte Pitas sineması bizim, Dünya sineması bizim, Yeni Melek sineması bizim, Çembertaş sineması bizim, Çubuklu Suyu bizim, Köşk bizim. Yani muazzam bir para içinde büyümüş bir çocuğum ve 22 yaşında hepsini kaybettim. Ve Beyçka'da talebeydim, akşam garson olarak çalışmaya başladım. Yani 22 yaşında uyuşturucu müptelası olabilirdim, alkolik olabilirdim. Yani o hayattan birdenbire öyle bir hayata girmek, o bir tokattı. Arkasından Türkiye'ye döndüğüm zaman kendi özel hayatım, görünüşüm, her şeyimle hücum vardı. Hakaretler vardı, onlar vardı. Kendi ailemin içinde de bir iki kişi. Onlarla savaştım. Kendi ruhumla savaştım. Beraberliklerimde savaştım. Yani hayatımda bakıyorum, bütün hayatım boyunca çok sakin gibi gördüğünüz Cemil esasında bütün hayatı boyunca bir savaş vermiş. Onun için mesela bana sordukları zaman en iyi nesin diye diyorum ki ben en iyi tasarımcı değilim. En iyi insan da değilim ama çok iyi bir savaşçıyım. I'm a warrior. Yani hakikaten savaşçıyım. Yani savaştım, pes etmedim. Ve zor bir ülkede, ha diyeceksiniz niye seçtiniz bu ülkeyi? Çünkü o sıralarda imkanım da vardı, teklifler de vardı Fransa'dan, İngiltere'den, Amerika'dan basıp gidebilirdim. Fakat tuhaf da bu topraklara ve bu topraklar üstünde yaşayan insanlara da bir bağlılığım var. Hani dışarıda yaşamadın mı? Yaşadım. 7 sene Fransa'da yaşadım. İşte 6 sene hemen hemen Belçika'da, 2 sene Londra'da, 2 sene Paris'te. Çok bebekken, çocukken 5 ile 7 arasında Münih'te bir papaz okuluna verdi babam. Terbiyeli büyüyelim diye. Yaşadım ama çok buralıyım. Yani beni buranın en kötü hali bile besliyor. Yani ama İstanbul değil sadece. Yani bütün bu topraklar son derece besliyor. Bırakamadım. Bırakıp gitseydim belki hayatım çok daha kolay olabilirdi. Çok gençtim çünkü ve teklifler çok güzeldi. Bir sürü şeyden savaşmak mecburiyetinde kalmazdım. En azından özel hayatım için savaşmak mecburiyetinde kalmazdım. İlişkilerimi rahat yaşayabilirdim. Açık yaşayabilirdim. Yaşayamadım. Onlara geleceğiz ama editörümüz Sema Yeşiltaş sizin için özel bir paket hazırladı. Evet. Yaptıklarınız, böyle bir yolculuğunuz. Buyurun.
Bir mum diğer mumu yaktığı zaman ışığından hiçbir şey kaybetmez. Gördüğünüz gibi dünyaya yalın ayak geldik ve yalın ayak da gideceğiz. Çok güzel olmuş. Evet, yani o esasında o felsefe çok önemli. Yani mesela hayatımda talebelerim var ve şu anda en az 3-4-5 talebemin atölyeleri var ve muazzam başarılılar. Çok gurur duyuyorum. Yani bilgilerimi saklamayı ya da aslında ben kimseyle yarışmadım. Hı hı. Hep kendimle yarıştım. Onun için çok komiğime gitti. Bir gün bir gazeteci bana dedi ki Cemil Bey dedi tahtınızı kime bırakacaksınız? Dedim kimseye bırakmayacağım. Çünkü o tahtı kendime göre yaptım. Herkes tahtını kendi yapar. Yani böyle tahtını bırakmak diye bir şey yoktur. Çünkü o taklit olur yani. Kendimle yarıştım. Mesela dün akşam konuşuyorduk. Defilelerimde seyrederim. Bir sahire defilem, bir de bir doğu masalı mesele defilem 8 alabildi. Kendime daha 10 veremedim. Hep 5'te 6'da. Yani onun için kendimle yarıştım. Kimseyle yarışmadım da hep düşünmedim. Ben mesela modacı diyorlar. Modacı değilim. Kostüm tasarımcısıyım. Yani moda benim için, hep söylüyorum, dünyanın en faşist olgularından bir tanesi. Ben modacı olamam. Yani benim ne hakkım var size bu sene sarışın olmalısınız, işte 90-60-90 olmalısınız demeye? Hayır, ben şiirlerimi, içimden gelenlerini, giysilerim ne, renklerim ne, şair nasıl kelimeye döküyorsa ben de giysilere döküyorum. Ha bunu beğenirsiniz, beğenmezsiniz, o çok önemli değil benim için. Yani ben içim boşaltıyorum sadece. Onun için de mesela yorulmadı mı dediklerinde diyorum ki çalışmadım ki yorulayım. Bu benim yaşam biçimim. Ektiklerinizi karşılığını aldınız mı hep? Yani hakkınızın yendiğini iş anlamında ya da karşılık Hayır, anlamında... Hayır, almadım. Çok kazık yedim. Çok kazık yedim. Yani bu ülkede olmanın bir tek hani keşkesi varsa... Yani keşke hani çok genç yaşta aldığım tekliflerde Amerika'ya gitseydim, Londra'ya gitseydim dediğim o bölüm yaptıklarımın, evet alkış aldım, evet Türkiye beni seviyor ama maddi olarak hiç karşılığını almadım. Ha kazanmadın mı? Ama zaten yani bir yerde çalışsaydım da o kadar kazanırdım. O kadar? Evet o kadar. Yani... evet bir evin var mı? Var. Bir yazlığın var mı? Evin var mı? Yok. Kiradayım. Yazlığın var mı? Var. Yani bir Bodrum'da evim var. Onu var ama yani maddi olarak da tabii karşılığı değil. Çünkü bizim iş adamlarımız maalesef ve maalesef hala tasarıma siz meşhur da olsanız ceplerinde akrep var. Yani kabul etmek istemiyorlar. Yani kopyayı 1000 defa tercih ediyorlar. Orijinalini mi almak istemiyorlar? Orijinali yani bir şeyin markası olduğunuz zaman siz yüzüsünüz tabii. Gazetede çıkan sizsiniz, sizden bahsediliyor. Böyle bir kompleks var. Adam diyor ki parayı ben yatırıyorum. Ortalarda bu. Halbuki sen iş adamısın yani. Sen paranı kazanmaya bakman gerekiyor. Hani normalde. Senin gazetelerde ne işin var? Tabii ki almadım yani karşılığını. Ben bu kadar büyük bir ünlü ve şöhret olarak Amerika'da olsaydım şu anda herhalde Hollywood'da ya da Beverly Hills'te ya da bilmem ne adasında koca bir villam, Paris'te bir evim, bir arabam, bankada bilmem ne kadar işte Yves Saint Laurent gibi. Çünkü Türkiye'de yani Fransa'da Yves Saint Laurent'sa Christian Dior'sa Türkiye'de de Cemil İpekçi, Yıldırım Mayruk falan gibi isimler var. Hani biz bu şöhretle ve bu kadar sevilmeyle dışarıda olmuş olsaydık, yok yani herhalde özel uçaklarımız olurdu. Yani burada maalesef sanatın maddi karşılığı yok. Alkışı var. Halk tarafından takdiri var. Ama maddi karşılığı yok. Bunu kabul etmek gerekiyor. Ha sevgi var. Yani mesela
O kadar komiktir ki onu anlatırsam belki daha iyi izah etmiş olurum. 1971 yılında işte bitirmişim. Bir firmaya girdim burada tasarımcı olarak. Ve Paris'e moda haftasına gittik. Paris'te de Café Flore diye bir yer var. Benim talebeliğim sırasında hep gittiğim, böyle hayran kaldığım, herkes alınmaz. Şimdi herkes alıyorlar neyse ama o zaman herkes alınmaz falan. Ben de cebimde küçük bir param var. Bir mağazaya girdim. O sırada çok böyle moda, lama yününden yapılmış Peru ceketleri. Fakat hepsi kahve ve bej. Hı hı. Böyle bir tane, iki tane de lacivertle beji yapmışlar. Ben tabii Oaz olanını aldım, giydim ve Café Flore'a gittim. Bir yanıma döndüm, baktım aynı ceketten lacivert kafe ile Yves Saint Laurent oturuyor. Şimdi benim elim ayağım titriyor. Yves Saint Laurent, üstad. Yani Allah, o sırada ben Tahtakale'de çalışıyorum. Fabrika Tahtakale'de. Sokağa çıktığım zaman bütün Tahtakale dışarı fırlıyor. Saçlarım buralara kadar, takılar içinde. Herkes çay ister misiniz, kahve ister misiniz? İşte o kuyumcu bir hediye veriyor, öbürkü kumaş hediye veriyor. Ortalık çalkalanıyor yani. Herkes sarılıyor, öpüyor. Allah, böyle hani royalty, kraliyet yürüyorsunuz. Ve ay dedim, şimdi garson dedim, kim bilir ne yapacak dedim. Garson geldi bana, işte ne içersiniz? Bir espresso dedim. Yves Saint Laurent'a gitti. Ona da bonjour monsieur dedi. Ne içersiniz? O da bir espresso dedi. Adama ne bonjour Saint Laurent, monsieur Saint Laurent dedi. Ne hiçbir şey dedi. Ben o kadar baktım ki adam sonunda dönüp bana güldü. Ay dedim ki, yani burada belki çok para var ama burada da sevgi yok. Yani hani evet para var, büyük paralar kazanıyorsunuz ama büyük yalnızlık, o var. Ve belki de ondan kabul etmedim. Sevildiniz mi doya doya? Sevildim. Hala oh yani tabii. Şöyle şahane sevildiğim, doya doya hiç açlığını çekmediğim bir hayatım oldu diyebiliyoruz bugün. Yani diyebiliyorum yani, çok sevildim, hala da çok seviliyorum, bayılıyorum. Mesela herkes bir dostum olsa diyor. Ben yemin etmeyi sevmem. Fakat şu anda saymaya kalksam gece yarısı çağırabileceğim. Başucumda durabilecek. Hele haremim diyorum kadın arkadaşlarıma. İstediğimi gece yarısı börek açtırabileceğim. Bilmiyorum 8, 10, 15 tane dostum var. Yani beni hiç ihmal etmeyen, en kötü günümde de yanımda, şöhret olmadan evvel de yanımdaydılar, sonra da yanımdalar. Ben aksi lanet şımarıklık yaparken de yanımda, sevgileri bitmeyen. Hani hakikaten o konuda çok çok mutluyum yani. Allah herkese nasip etsin. Eksik kalan bir şey var mı? Eksik kalan... Ne var eksik kalan? Yani mesleğimle ilgili var tabii yani ülkemde. Dünyada tek müşterek bir dil var. O da sanat. Şimdi mesela biz Edith Piaf'ı çok seviyoruz. Ben Fransızca biliyorum, anlıyorum. Fakat herkes anlıyor mu? Anlamıyor. Şimdi Fransa'yı niye seviyorsunuz? İşte Edith Piaf'tan seviyorsunuz, yemeğinden seviyorsunuz, ne bileyim Brigitte Bardot'dan seviyorsunuz. Ama Mitterrand'dan dolayı sevmiyorsunuz. Yani oranın başbakanından, bakanından, politikasından dolayı sevmiyorsunuz. Yani bir Portekiz seviyorsanız işte fadolarından dolayı seviyorsunuz Portekiz'i. Ama Portekiz'in başbakanı kim deseniz kimse bilmiyor. Demek ki dünyada müşterek dil ve insanları birbirine yaklaştıran, toplumları birbirine yaklaştıran ve kenetleyen dil sanat. Bizdeki tek eksik bugüne kadar gelen bütün hükümetlerde... Çok kıymetli sanatçılarımız olmasına rağmen biz bunu kullanamadık. Yani Türkiye büyük potansiyelli sanatçıları varken bu hani Avrupalı bizi sanatımızdan dolayı sevip yaklaşmasına bir program yapmadık.
hep dünyadaki yeri sorduğunuz zaman Türkiye olarak politik. Yani sanatçı değil. Mesela ben işte Hollanda'dayım, oradayım, buradayım. Kimse Türk olduğuma inanmıyor, olamaz diyor. Muazzam ilgi gösteriyorlar. Aynı şey Amerika'da defile yaptığımda, oradakinde de öyle. Şaşırıyorlar. Yani Türkiye'de böyle bir şey var mı? Türkiye'den böyle bir şey çıkıyor mu? Çünkü o kadar kenetlenmişler ki Türkiye sadece politik bir suratla, yüzle dünyada diye. Biz bunu kullanamadık ve kullanmıyoruz. Bu bence Türkiye'nin en büyük kayıplarından bir tanesi. Yani bunu devletlerimiz, bu hükümetimiz değil sadece, bütün hükümetler bilemedi. Yani neden bilemedi onu bilemiyorum. Atatürk bildi. Atatürk sonrası kimse bilmedi. Şimdi bizim bir oyunumuz var Aşure. Bir kelime geliyor. Bir hemen bakalım Cemil Bey'e hangi kelime gelecek bakalım mı? Ve ne çağrıştırıyorsa işte bu kelime ona bakacağız. Elveda. İşte 6 sene evvel kaybettiğim aşk. Yani elveda tam ona yakışıyor. Çünkü ben ölüm sonrası karşılaşacağımı zannetmiyorum. Ölüm sonrası bir yaş, yani bir başka yerde bir yani hayata. Yani bir enerjiyiz, başka bir şekilde bir yerde olacağız ama birbirimizi göreceğimiz yok öyle. Anneler, babalar, hani torunlar, dünya hayatı gibi bir hayat yok. Onun için hakikaten birini kaybetmişsek elveda. Efendim biz bir reklama gidelim, sonra dönelim. Öyle bir kültürden geliyorsunuz ki aslında herhalde itibar her şeydir. O yıllar için değil mi? Yaşadığınız çevre için. İtibarlı İtibar olmak. Ve edep. Yani en deliliği yaşayabilirsiniz. Fakat yaşanan bütün deliliklerin, bütün saçmalıkların da bir sınırları ve bir edebi içinde yaşanması gerekiyor. Peki o edebi aştığınız oldu mu hayatınızda? Hayır, hiç olmadı. Yani edepsizlik dediğimiz en hayır, kaba hayır, haliyle. Hayır, hiç olmadı. Hiç olmadı. Yani hayatında o kadar çocukluğumdan enjekte edilmiş bir şey ki, bir de genlerimde o kadar çok taşıyorum ki edepsizlik yaşayamadım. O zaman ben sizden ilham olmanızı rica edeceğim. Şöyle ki, edepsiz olmadan, kabalaşmadan, kötü kelimeler sarf etmeden, ama o kurallara boyun eğmeden, o katı kurallara, gönlün, kalbin, ruhun istediği yolda nasıl yürümek gerekir gençler, orta yaşlılar? Yani siz yolunuzda yürüyün. Tabii ki yolunuzda yürürken yolunuza taş koyanlar olacak. Belki hakaretlere maruz kalacaksınız. Belki yasaklara maruz kalacaksınız. Ama siz o taşı terbiyeyle alıp kenara koyarsanız, hakaretleri duyar aldırmazsanız, kişiselleştirmezseniz, çünkü umumiyetle onlar kişisel değildir. O kişilerin ön yargılarıdır. O sana da başkasına da aynı şeyi söyleyecektir. Onun için kişiselleştirmeden yolunuza devam ederseniz, kavga etmek isteyen insanla en güzel şey daha kavgaya başlarken o insana çok haklısın demek. Yani çok haklısın deyip kesmek orada. Çünkü kavga etmeye, tartışmaya lüzum yok yolunda yürürken. Çünkü sadece kendi hayatına fokuslanmalısın. Çünkü hayat seninle başlıyor, hayat seninle bitiyor. Ve hayat öyle bir şey ki, bir yol ki, ben hep derim, hayatı hani hep pembe görmek isterler. Hayır, hayat bir gökkuşağı. Yani kaç tane renk var? Onun için pembe en güzeli değil. Ama sen griye geçtiğinde grinin anlamını, manasını anlayıp onu da yaşayabiliyorsan, oradan maviye geçtiğinde onu da yaşayabiliyorsan, işte yaşamı yaşıyorsun. Kolay bir şey değil ama. Yani aslında
Zor ama mesela kendi hayatım için bana böyle direkt soruyorsanız çok zor olsa da ben öyle yaşadım. Yani mesela Bu hakkını vermektir aslında. yani hakkını vermek mesela inanın çok ağır hakaretler duydum. Çok ağır yani mahkemeye veriyorlar. Şimdi insanlar moda ya birbirini mahkemeye veriyor hakaret diye. Benim duyduğum hakaretleri ben mahkemeye vermeye kalksam trilyarder olurdum herhalde. Ama hep dediğim gibi çok sevdiğim köpecikler sokakta havlıyorlar. Her dakika kalkıp hoş diyemem ki. Penceremi sağlam yaparım. Bir daha duymam. Yani hayat böyle düz bir asfalt değil. Ve bir de gitmek istediğiniz yer neresi çok önemli. Çünkü bazı yerler kolay gidebilmesi. Bazı yerler çok daha zor. Ama siz gitmek istiyorsanız oraya, böyle şarkı söyleyerek lay 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 gitmeniz kolay değil. Yaşam kolay değil. Yani geçen gün kimin lafıydı bilmiyorum. Zor olan demiş ölmek değil. Zor olan yaşamak. Hakikaten zor olan yaşamak. Ama madem ki varız, madem ki doğduk, madem ki o bilmediğimiz güne kadar yaşamak zorundayız ve kendimizle doğduk, kendimizle gideceğiz. En önemli şey kendimiz. İnsanların çoğunun kendini sevmediğini fark ettim. Bütün sorunları oradan geliyor. Yani kendilerini sevmeyen bir insanın, kendini sevmeyen, kendini beğenmeyen bir insanın başkasını sevmesi, sevgi vermesi mümkün mü? Onun için insanlar ilk önce çok genç yıllarından itibaren hesaplaşmalı kendiyle. Ve kendini olduğu gibi kabul etmeli. Ben talebelerime her zaman derim, ilk derse, saçmalamak, aptal olmak, manasız olmak haklarımız içinde mahfuzdur. Mükemmelliyet diye bir şey yoktur. Mükemmel olmaya çalışmayın. Ama saçmaladığınızda bu benim saçmalığım diye kabul edin. Bunun üstünü örtmeyin. Aptallık yaptığınızda evet yaptım aptallık, bu benim aptallığım deyin, kabul edin. Çünkü her birimizin her dakika aptallık, saçmalık yapmak gibi hakları var. Yani ben çok komik bir ufak vakit varsa bir şey Yok aslında. söyleyeceğim. Çok meşhur restoranlardan biri vardı Nişantaşı'nda. Şimdi kapandı. Böyle çok modaydı öğle yemeklerine gitmek oraya. Öğle yemeklerinden birinde çok sevdiğim bir dostlarla yemeğe gittik. Böyle 60-70 yaşında annemin, babamın ahbapları ama hepsinin işte yüzler gerilmiş, saçlar yapılmış falan böyle toplantı hala o. Tabii öğlen de birer bardak içiyorlar. Biraz işlere kaykılıyorlar artık 70-80 yaşındalar çünkü. Fakat herkes sadece çatal bıçak sesi ve sanki orası bir tapınak. Yani ses çıkması mümkün değil. Yerken birdenbire üstüme gelmeye başladı. Ve havlamaya başladı. Wow, wow, wow. Tabii tabii yani ve de tanıyor herkes. Böyle birdenbire dehşete düştüler ne oldu diye. Fakat gülmeye başladılar. Ve herkes bir anda o maskeler yere düştü. Ondan sonra yemek nasıl eğlenceli geçti? Anlatamam size. Bazen saçmalamak hayat getirir. Tatlı saçmalıyorsanız o anda renk getirebilir. Onun için herkese söylüyorum, mükemmel olmaya çalışmayın ama kendinizi çok sevin. Siz seviyor musunuz kendinizi? Çok seviyorum. Çok seviyorum. Yani reenkarnasyonu onun için bıraktım. Çünkü reenkarnasyonda biliyorsunuz ki farklı geliyorsunuz. Cemil gelmeyeceğine göre bir daha dedim ama istemiyorum ne olursa olsun dedim. Çünkü ben hani daha 100.000 kere Cemil olarak gelmek isterim. Tamam, bir dahaki sefere ben karşınızda duruyorum. Diyorum ki sizi reenkarne edeceğim ama bana sipariş verin diyorum. Ne olarak gelmek isterdiniz Cemil. tekrar? Bu Cemil, Bu yani Cemil. bu topraklarda bu Cemil, bu Yani şekilde, bu bu topraklar mı yeteneklerde. onu bir tartışırız. Tamam, bu yeteneklerde ama. Bu yeteneklerde, bu karakterde. Neyi değiştirirdiniz? Hiçbir şey mi? Hiçbir şey mi? Aptallıklarım bile değiştirmezdi. Ne güzel aptallıklar yapmışım. Ne kadar güzel saçmalamış. Aman ne kadar lezzetli yanlışlar yapmış.
Aynı şekilde yine vedaları eder miydiniz? Ederdim. Aynı veda yine eder miydiniz? Ederdim. Aynı elvedayı. Bir daha göremeyeceğinizi bildiğiniz halde. Ha, ederdim. Ederdim. Yani benim hakikaten söylediğim zaman insanlar inanmıyor. Ama keşkem hiç yok. Cemil Bey ise sağlıklı, uzun bir ömür. Reenkarnasyon biraz beklesin, çok pardon. Siz daha yaşayın bir uzun uzun. İnşallah, hep beraber. İnşallah, çok güzel işler beraber yapın, hep karşılığını alın. İnşallah. Bol paralar kazanın. İnşallah. Hele bugünlerde nasıl artık bilmiyorum, her şey böyle bir kriz içinde. Ben krize de inanmıyorum çünkü. İnşallah. Bundan da öğreneceğimiz bir şeyler vardır herhalde. Muhakkak yani. O güzel derin gözlerinizde hep böyle baksın. İnşallah. Sağ olun. Çok teşekkür ederim.